Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör adayımız. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayının Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Hayrettin Güngör olduğunu açıklamasıyla Kahramanmaraş'ta en çok konuşulan gündem konusu ve internette arama motorlarında en çok tıklanan soru Hayrettin Güngör başlığı oldu. Peki kimdir Hayrettin Güngör? Kahramanmaraş'ın Nahrönü'nde ilkokul okuyup daha sonrası onu zirveye taşıyan, özgeçmişinde de belirtildiği üzere her yönüyle kendini ispatlamış bir kariyer edinen Yeni Şehrül Emin adayını biraz daha yakından tanıyalım. Şehrin emanet edileceği bu yeni ismi tanırken merak edilen soru ya da sorunlara cevap aramak daha iyi bir yol olacaktır. Nedir ilk akla gelen sorun ya da soru? Bazı sosyal medya hesaplarından da gündeme getirilen ve mahalli seçimlerde sıkça rastladığımız, vatandaşın kendi tabiriyle ithal dediği yani dışarıdan bir ismin seçim bölgesinde aday gösterilmemesi. Peki Hayrettin Güngör kimdir? Anne tarafından Kahramanmaraşlı, üstelik şehrin en köklü yerleşim yerlerinden biri olan Nahrönü'nde Muhalli Mahirullah İlkokulu'nda eğitimini görmüş bir isim. Kahramanmaraşlı olmak için bu yeterli mi sorusuna elbette yetersiz. Zaten Güngör'ün de edeliği bununla sınırlı değil. Kendi arka planda olsa da hem mevcutta hem de geçmiş dönemlerde ilçelerde dahil ilimiz belediye başkanlarının Ankara'da Kahramanmaraş adına yatırım gelmesi veya bürokratik bir engelin çözülmesi adına kapısını çaldığı ilk isimlerden biri oldu. Kahramanmaraşlı mı değil mi tartışmalarından sıyrıldıktan sonra başka soru ya da sorunlara göz atmak gerekir. Örneğin dünya lideri diye tanımladığımız kendine muhalefet olan devletlerin, siyasilerin dahi liderliğini kabullendiği bir isim olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi çalışma ekibinin içerisindeki kariyeri her geçen gün biraz daha yükselen bir ismi memleketine aday olarak gönderdi. Bu liderin yanındaki ismin neler yaptığını ve yapabileceğini araştırmadan en kısa yoldan Hasmaraşlı mı değil mi tartışmalarının olması ayrı bir haber konusu olabilir. O zaman gelin biz Hayrettin Güngör neler yapmış, şehrine neler katabilir ona bir bakalım. Sırasıyla gittiğimizde Vakıflar Bankası'nda mali analist olarak, bakanlıkta kontrolör, başkontrolör ve kontrolör başkanlığı, bir dönem Devlet Muhasebe Standartları Kurulu üyeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunduğunu görüyoruz. Sadece sıralanan bu tecrübeler dahi şu ana kadar Türkiye geneli ismi duyulan başkan adaylarında Güngör'ü açık ara ön plana taşıyan bir bilgi, tecrübe birikimi olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki bir belediye başkanının mevcut bütçeyi, para kaynaklarını idare etmesi kolay bir iş değildir ve bu konuda yukarıda yazdığımız tecrübeler ışığında bu işin kitabını yazmış bir isimden bahsediyoruz. Devam edelim şehrin emanet edileceği yeni ismi tanımaya. Hayrettin Güngör başka neler yaptı ve yapıyor? Dedik ya kentten belediye başkanlarının yakın dostu, Ankara'daki çözüm ortağı diye. Çünkü düne kadar Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütmekteydi. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğiyle birlikte. Belki Sayın Güngör, Kahramanmaraş'ın yüzlerce mahallesinin adını alfabetik sırayla sayamayabilir ancak uzun yıllardır yukarıda belirtilen makamlardaki vazifeleriyle bu şehrin mahalleleri kadar yüzlerce belediyeye, yerel yönetimlere Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğini yaşatabilmek için liderlik etmiş bir isim. Yani Kahramanmaraş'a Tekirdağ'dan Hakkari'ye kadar ülkenin dört bir yanında belediyecilik hizmetlerinin ne şekilde nasıl yapıldığını bilen, çalışmalara dahil olan bir tecrübe geliyor demek hiç de abartı olmaz gibi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör bunca yıllık birikim ve tecrübesini sadece zihninde de saklamadı. Yazdığı kitaplar ve makalelerle belediye başkanlarının yerel yöneticilerin en yakınında çalışma ofisinde yer aldı. Belediyecilik adına tam 6 kitap yazdı. İl Özel İdaresi, Bütçe ve Muhasebe Sistemi. İl Özel İdaresi Mevzuatı. Belediye Bütçeleri Nasıl izlenir? Belediyenin Organları, Meclis, Encümen ve Başkan. Belediye teşkilatı ve personel istihdamı, belediyelerde borçlanma ve iktisadi gelişimler ve belediyelerin genel bütçe payları, analiz, sorunlar, öneriler. Çeşitli dergilerde yönetim ve yerel yönetimler üzerine yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Güngör, ayrıca kurum ve kuruluşların düzenlediği ulusal düzeyde çok sayıda eğitim seminerlerine konuşmacı olarak da katıldı.
Şehrimizin yetiştirdiği değerli bir bürokratın şehre hizmet için gelmesinin mutluluğu ile bunlar bizim yazabildiklerimizdi. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör adayımız. Artık yeni sayfayı kente geldiğinde yeni şehrülemin kendisi yazacak. Bu arada unutmadan aile her şeydir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör, evli ve eğitimci olan eşi Leyla Hanım'dan iki kız, bir erkek çocuk babasıdır.